Real Madrid takımının ve dünyanın en iyi futbolcularından biri olan Ronaldo'nun gelmiş geçmiş en iyi 10 golünü sizler için derledik. Madem Juventus'a transfer oldu, biz de onun eski takımındaki gollerini bir hatırlayalım istedik. Ronaldo severlerden bu video için kocaman bir like bekliyoruz. İyi seyirler. Listemizin 10 numarasındaki 2016 yılında Şampiyonlar Ligi'nde Ronaldo'nun Real Madrid ve Atletico Madrid maçında attığı unutulmayacak ve takımını finale taşıyan o muhteşem golleriyle sizleri baş başa bırakıyoruz. Bu sefer 2011 yılındaki Real Madrid ve Barcelona maçına gözlerimizi çevirelim. Maç 0-0 berabere devam ederken Marcelo ve Di Maria arasındaki paslaşmanın sonucunda top Ronaldo'ya geliyor ve tek bir kafa hamlesiyle topu kaleye göndermeyi başarıyor. Bu gol kupayı Real Madrid'e getirirken Jose Mourinho'nun Real Madrid teknik direktörü olarak ve Ronaldo'nun da bu takımın futbolcusu olarak attığı ilk gol sayılmaktadır. Ronaldo'nun Manchester United'da oynadığı zamanlara ait bir golü var sırada. 2007 ve 2008 yılları arasında Premier Lig'de oynanan maçtaki serbest vuruşta Ronaldo topu bu şekilde kaleye gönderiyor. Her zaman yaptığı gibi 5 adım geriye gidiyor ve o harika vuruşlarından birini gerçekleştiriyor. Bu metot ile attığı ilk gol olmadığını Ronaldo sevenler bilir. ...2008-2009 yılları arasında gerçekleşen Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United sahalarında gerçekleşen maçta Ronaldo'nun attığı tek gol sayesinde Manchester yarı finale çıkmayı başarmıştır. Ayrıca bu gol Puskas ödülünü alarak yılın en iyi golü olarak tarihe geçmiştir. Aynı yıl Ronaldo ilk Altın Top ödülünü de kazanmıştır. Bir bir berabere devam eden 2011-2012 yılları arasında gerçekleşen Atletico Madrid ve Real Madrid maçında Ronaldo müthiş bir gole imza atmıştır. Kaleci elinden geleni yapsa da bu golü engelleyemiyor. Ronaldo ise bacak kaslarını göstererek formda olduğunu herkese kanıtlıyor ve kaleciyi iyice kızdırıyor. Şimdi de Camp Nou'daki önemli bir maçta attığı golü hatırlayalım. Real Madrid bir kez daha Barcelona karşısında galibiyet arayışı içerisindeyken Ronaldo'nun bu golü geliyor ve sonrasında Camp Nou seyircilerine dönerek sakin olun işareti yapıyor. Bu bize yıllar önce Raul'un Camp Nou'da yaptığı benzer bir hareketini hatırlattı. Attığı golle o da Barcelona taraftarlarını susturmuştu.
Şampiyonlar Ligi'nde Madrid'e kupayı kazandıran gollerden biri var sırada. Real Madrid'in rakibi Juventus'u elemesi gerekiyordu. Ancak Madrid'in işi zordu çünkü Juventus Barcelona'yı kalesine gol almadan elemeyi başarmıştı. Tabii ki bunda Paulo Dybala ve ünlü kalecinin payı büyüktü. Ancak Real Madrid her şeye rağmen bir kez daha kupayı almayı başarıyor ve kendisini Avrupa'nın şampiyonu ilan ediyor. İki kez üst üste kupayı alan tek takım olduğunu hatırlatalım. ...2016 yılında Euro Cup maçında Macaristan ilk golü atmıştı. Ancak Ronaldo skoru 1-1 yapmayı başarıyor. Karşı takım Macaristan'dan tekrar bir serbest vuruş golü geliyor. Ronaldo'nun attığı kafa golüyle durum tekrar eşitleniyor. Portekiz takımının kupayı kazandığını da belirtmeden geçmeyelim. Yılındaki Süper Kupa maçında Barcelona Pique'nin kendi kalesine attığı golle Madrid'i öne geçiriyor. Daha sonra Leo Messi'den gelen golle durum eşitleniyor. Ronaldo tabii ki eksik kalmıyor ve bu müthiş vuruşta topu Barça'nın kalesine göndermeyi başarıyor. 3-1 biten maçta Camp Nou sessizliğe bürünüyor ve Katalan taraftarlar üzgün bir şekilde stadyumu terk ediyor. Denedi, tekrar denedi ve tekrar. Sonunda bir hayali daha gerçekleştirmeyi başardı. Ronaldo sağ ayak, sol ayak ve kafa vuruşları ile pek çok başarılı gole imza atmıştı. Ancak bir hareket var ki onu bir türlü başaramıyordu. Sonunda onu da gerçekleştirdi ve bu şekilde topu kaleye göndermeyi başardı. Bu seneki Dünya Kupası elemelerinde Portekiz'e bu teknikle bir gol kazandırdı ve kendi adına bir imkansızı başardı. Azim ve çalışma ile her şeyin başarılabileceğini gösteren bir kanıt. Eğer gerçek bir Ronaldo hayranıysanız bu videoya bir like bırakmadan gitmeyin, olur mu? Ayrıca kanala abone olup bildirimleri açarak her gün yayınladığımız farklı içeriklerden haberdar olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.
kupayı Real Madrid'e getirirken Jose Mourinho'nun Real Madrid teknik direktörü olarak ve Ronaldo'nun da bu takımın futbolcusu olarak attığı ilk gol sayılmaktadır. Ronaldo'nun Manchester United'da oynadığı zamanlara ait bir golü var sırada. 2007 ve 2008 yılları arasında Premier Lig'de oynanan maçtaki serbest vuruşta Ronaldo topu bu şekilde kaleye gönderiyor. Her zaman yaptığı gibi 5 adım geriye gidiyor ve o harika vuruşlarından birini gerçekleştiriyor. Bu metot ile attığı ilk gol olmadığını Ronaldo sevenler bilir. ...2008-2009 yılları arasında gerçekleşen Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United sahalarında gerçekleşen maçta Ronaldo'nun attığı tek gol sayesinde Manchester yarı finale çıkmayı başarmıştır. Ayrıca bu gol Puskas ödülünü alarak yılın en iyi golü olarak tarihe geçmiştir. Aynı yıl Ronaldo ilk Altın Top ödülünü de kazanmıştır. Bir bir berabere devam eden 2011-2012 yılları arasında gerçekleşen Atletico Madrid ve Real Madrid maçında Ronaldo müthiş bir gole imza atmıştır. Kaleci elinden geleni yapsa da bu golü engelleyemiyor. Ronaldo ise bacak kaslarını göstererek formda olduğunu herkese kanıtlıyor ve kaleciyi iyice kızdırıyor. Şimdi de Camp Nou'daki önemli bir maçta attığı golü hatırlayalım. Real Madrid bir kez daha Barcelona karşısında galibiyet arayışı içerisindeyken Ronaldo'nun bu golü geliyor ve sonrasında Camp Nou seyircilerine dönerek sakin olun işareti yapıyor. Ronaldo müthiş bir gole imza atmıştır. Kaleci elinden geleni yapsa da bu golü engelleyemiyor. Ronaldo ise bacak kaslarını göstererek formda olduğunu herkese kanıtlıyor ve kaleciyi iyice kızdırıyor. Şimdi de Camp Nou'daki önemli bir maçta attığı golü hatırlayalım. Real Madrid bir kez daha Barcelona karşısında galibiyet arayışı içerisindeyken Ronaldo'nun bu golü geliyor ve sonrasında Camp Nou seyircilerine dönerek sakin olun işareti yapıyor. Bu bize yıllar önce Raul'un Camp Nou'da yaptığı benzer bir hareketini hatırlattı. Attığı golle o da Barcelona taraftarlarını susturmuştu. Şampiyonlar Ligi'nde Madrid'e kupayı kazandıran gollerden biri var sırada. Real Madrid'in rakibi Juventus'u elemesi gerekiyordu. Ancak Madrid'in işi zordu çünkü Juventus Barcelona'yı kalesine gol almadan elemeyi başarmıştı. Tabii ki bunda Paulo Dybala ve ünlü kalecinin payı büyüktü. Ancak Real Madrid her şeye rağmen bir kez daha kupayı almayı başarıyor ve kendisini Avrupa'nın şampiyonu ilan ediyor. İki kez üst üste kupayı alan tek takım olduğunu hatırlatalım.
2016 yılında Euro Cup maçında Macaristan ilk golü atmıştı. Ancak Ronaldo skoru 1-1 yapmayı başarıyor. Bu gol kupayı Real Madrid'e getirirken Jose Mourinho'nun Real Madrid teknik direktörü olarak ve Ronaldo'nun da bu takımın futbolcusu olarak attığı ilk gol sayılmaktadır. Ronaldo'nun Manchester United'da oynadığı zamanlara ait bir golü var sırada. 2007 ve 2008 yılları arasında Premier League'de oynanan maçtaki serbest vuruşta Ronaldo topu bu şekilde kaleye gönderiyor. Her zaman yaptığı gibi 5 adım geriye gidiyor ve o harika vuruşlarından birini gerçekleştiriyor. Bu metot ile attığı ilk gol olmadığını Ronaldo sevenler bilir. ...2008-2009 yılları arasında gerçekleşen Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United sahalarında gerçekleşen maçta Ronaldo'nun attığı tek gol sayesinde Manchester yarı finale çıkmayı başarmıştır. Ayrıca bu gol Puskas ödülünü alarak yılın en iyi golü olarak tarihe geçmiştir. Aynı yıl Ronaldo ilk Altın Top ödülünü de kazanmıştır. Bir bir berabere devam eden 2011-2012 yılları arasında gerçekleşen Atletico Madrid ve Real Madrid maçında Ronaldo müthiş bir gole imza atmıştır. Kaleci elinden geleni yapsa da bu golü engelleyemiyor. Ronaldo ise bacak kaslarını göstererek formda olduğunu herkese kanıtlıyor ve kaleciyi iyice kızdırıyor. Şimdi de Camp Nou'daki önemli bir maçta attığı golü hatırlayalım. Real Madrid bir kez daha Barcelona karşısında galibiyet arayışı içerisindeyken Ronaldo'nun bu golü geliyor ve